Merhabalar, ben sosyal hizmet uzmanı Özgür Varan. Bugün sizlere karşılıklı duyguları tanıma ve empatinin öneminden bahsedeceğim. Duyguları ifade etme ve tanıma öğrenilebilir bir beceridir ve duygusal zekanın önemli bir parçasıdır. Bu beceri yakın ilişkilerde, özellikle evli çiftler arasında sağlıklı bir iletişimin ve uyumlu bir ilişkinin temel noktasını oluşturur. Duygularınızı ifade etmemeniz onları yaşamadığınız anlamına gelmez. Hatta ne kadar gizlerseniz gizleyin, mutlaka bu duygulara ait anlık yüz ve beden ifadelerine engel olamazsınız. Zaten ilişkilere de genellikle zarar veren duygunun kendisi değil, nasıl ifade edildiğidir. Örneğin öfke duygusunu ele alalım. Bir kişi partnerinin yaptığı bir davranışa öfkelenebilir, öfkelendiğini ona söyleyebilir. Sıkıntı öfkeyi ifade etme biçiminin yanlışlığıdır. Öfke duygusunu öfkesinden karşı tarafı sorumlu tutarak, onu suçlayarak yaşıyorsa ve bu şekilde karşı tarafa aktarıyorsa problem başlıyor demektir. Bütün duyguların uygun bir şekilde ifade edilmesi öğrenilebilir. Kişi kendi duygusunu ne kadar iyi tanır ve doğru iletişimle karşı tarafa aktarırsa yaşanan problemler kolaylıkla çözüme kavuşabilir. Duygu ifade etmenin ilk adımı duyguları tanımaya başlamaktır. Örneğin olumsuz bir durum yaşandığında bedeninizden yola çıkabilirsiniz. Öfkelendiğinizde yüzünüzde bir sıcaklık, kaygı duyduğunuzda midenizde bir kısılma, üzüntü duyduğunuzda boğazınızda bir düğüm hissedebilirsiniz. Herhangi bir duygu yaşadığınızda bunun altında yatan başka duyguların ne olduğunu anlamaya çalışabilirsiniz. Hissettiğiniz duyguları anlamlandırabilirsiniz. Kendi duygularımızı ne kadar iyi anlamlandırırsak karşı tarafın duygularını da o derece iyi anlayabilir ve empati yeteneğimizi geliştirebiliriz. Başarılı bir iletişimin temel koşulu olan empati ve duygularımızı tanıma becerisinin öğrenilebilir ve geliştirilebilir beceriler olduğunu unutmamak gerekir. Sadece kişilerin ve çiftlerin bu becerileri kazanmak için daha çok çabalamaya ve pratik yapmaya ihtiyaçları vardır.